Bir Ramazan Günlüğü programından hepinize merhabalar. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir sarhoşa rastlar. Adam yere yıkılmış, üstü başı perişan, ağzı yüzü bulaşık ve pislik içindedir. Onun bu haline gönlü razı olmayan İbrahim bin Ethem, sarhoşun elini, yüzünü, üstünü, başını bir güzel yıkayıp temizler. Meşhur bir kişi olarak bilinen İbrahim bin Ethem'in sarhoş ağzı yıkaması, daha sonra kendine gelen bu sarhoşu çok etkiler, mahcup olur. Bu ince davranış karşısında içkiye tevbe eder. Bir müddet sonra İbrahim bin Ethem rüyasında bir ses duyar. Ey İbrahim, sen bizim için bir ağız yıkadın, biz de senin için bir gönül yıkadık. Arı gibi elinden durmadan alsalar da balını, yaşadığı sürece iyilik yapmalıdır insan diye güzel bir söz vardır. Allah bütün kullarına iyiliği emredip kötülükten sakınmayı emrediyor. İyilik etmek ve fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde sakın yardımlaşmayın buyuruyor Allah. Başka bir ayet-i kerimede ise siz insanlar için seçilip çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, fenalıklardan alıkorsunuz ve Allah'a imanda devam edersiniz buyurulur. Tatlı dil güçlüdür demir çelikten. Yılan bile duymuş çıkmış delikten, insanlara özgü bu incelikten kimler hisse almış farkında mısın? Yıldırım Beyazıt muhafızlarıyla çıktığı bir yolculukta ağaç ve meyve diken çok yaşlı bir ihtiyara rastlar. İhtiyarın zevkle çalıştığını gören padişah, kolay gelsin baba ne yapıyorsun diye sorar. Bahçıvan, sağ ol evlat meyve fidanı dikiyorum der. Peki bu meyveler ne zaman büyüyecek, ne zaman meyve verecek, senin de yaşın çok ileri, bunlardan ne zaman yiyeceksin deyince padişah, o adamcağız der ki, olsun bizden sonra çocuklarımız yer, biz nasıl babalarımızın, dedelerimizin diktiği meyveleri yediysek, bizim diktiklerimiz de evlatlarımız yer deyince, padişah bu olaydan çok hoşlanır ve der ki yanındakilere, bu amcaya, bu ihtiyara bir kese altın verin. Bir kese altını alan ihtiyar der ki, bak benim diktiğim fidanlar şimdiden meyvesini verdi. Bu cevaptan da hoşlanan padişah ikinci bir keseyi verir. Bu defa onun padişah olduğunu anlar ihtiyar. Der ki, padişahım bu memlekette ağaçlar, meyveler yılda bir kere meyve verir. Ama bak benimki daha şimdiden iki kere verdi der. Bu defa padişah üçüncüyü de verir ama oradan hemen kaçar. Yoksa bu adam bizi beş parasız bırakacak der. Değerli kardeşlerim, kendinden başkalarını da düşünmek, bu dünyada bizden sonra yaşayacak nesiller de olacak demek işte ayrıcalıktır. Bu ilahi katta da bir ödüldür. Ziya Paşa şöyle diyor, İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. İyilikten ve doğruluktan ayrılmayalım. İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyecek tek yatırımdır sevgili kardeşlerim. Bir başka programda görüşmek ümidiyle.